Mesut! Nerede lan bu? Bilmem. Yine uyuyakalmıştır kesin. Yok lan burada. Allah Allah. Nerede ki bu sabahın köründe? Dolaşıyordur belki. Hadi lan oradan. Çoktan eve gidip sıvarmıştır. Sığırı diyorsun. Ya şu sizin tüpü getir de bir melemen yapar. Ya yok oğlum. Patron kızıyor sonra bana. Nereden bilecek oğlum? Amma korkuyorsun lan. Ulan her sabah aynı terane ha. Şuraya bir ufak tüp alamadınız be. Yazık size. Nazlanma lan karı gibi. Sanki sen yemeyeceksin. Tamam lan tamam. Ama bak patron gelirse var ya Allah'ıma kitabıma karışmam. Bunlar benden habersiz almışlar derim ona göre. Amma korkuyorsun lan. Yürü git öleceğim açlıktan. Tamam be tamam. Hadi ya. Ne ulan Nuri? Bizim dükkana mı dadandın yine? Bilal'le iki lafladık be. Hadi bakalım. Bilal. Günaydın Tarık abi. Ne haber lan? Allah'a şükür abi. Ne diyeceğim? Şu bizim küçük tüpü getirsene içeriden. Biliyorsun patron kızıyor sonra abi. Ya biliyoruz oğlum. Hadi uzatma da getir şunu. Peki abi. Hadi. Allah Allah. Buyur abi. Eyvallah koşun benim. Sağ ol abi. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Baksana şuna ya. Kırk beş yirmi beş dinlemede. Zeynaptepe Küçük Sanayi'de bir inşaatta şüpheli ölüm ihbarı. Anlaşıldı merkez. Selim, Seyran Tepe Küçük Sanayi'de şüpheli bir ölüm ihbarı geldi. Ayça'yı da alıp hemen olay yerine git. Tamam, orada buluşuruz. Hadi beraber gidelim. Seni de adli tıbba bırakırım. Uzamasın şimdi, ben bir taksiye biner giderim. Efendim Murat. Ne? Tamam, geliyoruz. Beraber gidiyoruz. Günaydın komiser. Günaydın. Ne olmuş Hasan? Ölen kim? Maalesef bilmiyoruz komiserim. Hadi ya, en sevmediğim şey kimlik mi çıkmadı üstünden? Yok komiserim, ortalıkta ceset yok ki kimliği olsun. Nasıl yok ya? Nerede olay yeri? Şurada komiser. Yok artık, bu ne ya? Sabah inşaata gelen işçiler fark etmiş komiserim. Alyansı çıkıyor mu? Maalesef, eli şişmiş. Başkomiserim aradım, doktoru bekliyoruz. Peki adamı nasıl çıkaracaksınız? GPR ile cesedin konumunu belirleyeceğiz. Sonra betonu blok şeklinde kesip kriminele göndereceğiz. Artık gerisi adli jeoloğa kalmış. Ölme, şeyim ölme yani. En azından parmak izi var elimizde.
Üzerlerine beton dökülen 10 cesedin 2000 yılında İstanbul Çengelköy'de bulunuşunu herhalde hatırlarsınız. Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar gönderen yeraltı radarı, kısaca GPR, bu tip gizli mezarların bulunmasında çok işe yarar. Çünkü dalgaların yansıması karşılaştığı cismin toprak, beton ya da insan kemiği olmasına göre değişir. Sonuçların yorumlanması zordur. Bu nedenle polisin adli arkeolog ve jeologlarla işbirliği kaçınılmaz. Uğur. Günaydın başkomiserim. Günaydın. Ne oldu, ne yaptınız? Olay yeri bir şey buldu mu? Etrafı araştırıyoruz. Ama ceset betona gömülü olduğu için bir şey yapamadık. Sorumlusu kim buranın? Ekrem Çoksayar diye birisi. Haber verdik, geliyor başkomiserim. Çalışanlara sordunuz mu? Kaybolan biri var mı? İşçilerin söylediğine göre bekçi ortalıkta yokmuş. Mobese yok mu? Var. Üstelik birkaç tane. Hepsini kontrol etsinler. İyice incelesinler. Başkomiserim. Bölgede daha önce ihbar edilen olay ya da bir vukuat olmuş mu? Yok başkomiserim. Vay canına ya. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Korkunç bir ölüm. Canlı canlı mı gömülmüş? Otopsi yapmadan bir şey söyleyemeyeceğim ama eli dışarıda olduğuna göre büyük ihtimalle öyle. Beton donmadan kurtulmaya çalışmış olmalı. Of, kafayı yedirtecekler bana sonunda ya. Kim bu sapıklar abicim? Pardon başkomiserim. Yazıyor mu? Emine Mesut. 1996. Selim, öğren bakalım, kayıp olan bekçinin adı Mesut muymuş? Başlıyor. Ekrem Çoksayar. Sanayi müdürü. Evet komiserim, adı Mesut. Ama şimdiye kadar eve gidip uyumuştur bile. Karısının adı Emine'ydi değil mi? Yok, Fatma'ydı sanki. Ama emin değilim. Adresi vardır herhalde sizde. Var tabii, olmaz mı? Komiserim. Yoksa bulduğunuz ceset Mesut muymuş? Henüz bilmiyoruz. Hay Allah. Tamam, şu adresi alabilir miyim ben? Tabii, hemen getiriyorum komiserim. Belki de kazayla düşmüştür başkomiserim. Zannetmiyorum canım, öyle olsa çıkardı. Büyük bir ihtimalle bilinci yerine değmiş. Beton kısmen donduktan sonra kendine gelmiş olmalı. Konuştum, bekçinin adı Mesut'muş. En azından artık kimliğini biliyoruz. Ama sanayinin müdürü karısının adının Fatma olduğunu söylüyor. Bekçi kayıp ama. Çoktan evine gitmiştir diyor. Ya adamın evine bakın o zaman. Başlıyor.